Sahibi olduğu Kıbrıs gazetesini fahiş fiyatla iş insanı Bulut Akacan'a satmak isteyen Asil Nadir, bunu başaramayınca şantaja dönüşen yalan haberlerle yargıyı etkileme yoluna gitti. İşte Asil Nadir'in marifetleri. 1. Geçitkale Havaalanı'nı işleteceği gerekçesiyle devletten aldığı milyonlarca sterlini buhar etti, tek bir çivi çakmadı. 2. Batık Bankası'nın borç taksitlerini TMSF'ye ödemediği halde en küçük soruşturmaya dahi tabi tutulmadı. 3. İngiltere'de tarihin en büyük dolandırıcısı olmaktan 10 yıl hapis yedi, en azılı mahkumların kaldığı Belmarsh'ta yattı. 4. Kendisine yardım eden havayolu şirketi sahibi saygın bir Türkiye'li iş insanı tarafından mahkemeye verildi. Milyonlarca sterlin ödemeye mahkum oldu, bunu da ödemedi. 5. Gazetesinde üst düzey bir yöneticinin çalışanlara uyguladığı mobbing ve haksız işten durdurmalar nedeniyle mahkemeye verildi. 6. Kalkınma Bankası'ndan aldığı milyonlarca sterlin kredinin tek kuruşunu geri ödemedi, üstüne yattı. Habercinin çıkışının ardından Kıbrıs gazetesinin tirajlarının düşmesi ve çekirdek kadrosunun da haberciye transferi Asil Nadir'i çılgına çevirdi. Sahibi olduğu Kıbrıs gazetesini fahiş fiyatlarla iş insanı Bulut Akacan'a satmak isteyen Asil Nadir, bunu başaramayınca şantaja dönüşen yalan haberlerle yargıyı etkileme yoluna gitti. Basit bir darp davasını ilk günlerde haber dahi yapmayan Kıbrıs gazetesi, satış teklifi reddedilince kendinden geçti.